Bir kadın saçlarını kaybettiğinde bile üzülmüyorsa bence kanser düşünmeli. Asla o kadın değil. Herkes kanser savaşçısı Azmi ile milyonların sevgisini kazanan güçlü bir kadın olarak tanıdı Nesli Cantay'ı. O 21 yıllık ömrüne pek çok mücadele ve zafer sığdırdı. Daha önce 3 kez kanseri yakalanan ve bir bacağını kaybeden Nesli Cantay, her seferinde kanseri yenmeyi başarmıştı. Size hiç kimse öleceğinizi söyleyemez. Hiçbir şekilde bunu asla kabul etmiyorum. Ve ben de ve sen de. Ve belki bir sürü insan. Hepimiz çok iyi olacağız. Dördüncü kez kanseri yakalanan Nesli Cantay, 15 Eylül 2019 Cumartesi günü yoğun bakıma kaldırılmış ve mücadelesine hastaneden devam ediyordu. Ta ki akşam saatlerinde acı haber gelene kadar. Nesli Cantay, 21 yaşında hayata gözlerini kapadı. Doktorundan gelen açıklamada şöyle denildi. Nesli Cantay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Nesli Can'ın hastalığıyla ilgili son sözleri ise izleyenleri üzüntüye boğuyor. Merhaba. Biliyorsunuz ki ya da belki bilmiyorsunuz. 1,5 yıl gibi uzun bir süredir kanserle uğraşıyorum. Çok fazla farklı tedavi denedik. Denediğimiz kemoterapilerin hepsi ilk başta olumlu yanıt verdi ama daha sonra maalesef sürekli ve sürekli kanser nüksetti. Yani bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da kaçıncı metastaz sayamıyorum bile. Ciğerlerim zaten berbat durumda maalesef. O yüzden geçtiğimiz ay bir biyopsi alındı benden ve Amerika'ya yollandı. Doktorum kemoterapiyi kesti işe yaramadığı için ve dedi ki bir akıllı ilaç var Nesli. Belki o olur, %5 ihtimal ama. Ben de dedim belki olur hocam, inşallah olur. Ama maalesef o gen testine göre benim tümörüm en iyi kemoterapi ile hani durdurulabiliyormuş. Bu yüzden daha önce almadığım farklı bir kemoterapi almaya başlayacağım. Hemen yarın. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğimi bir gün bile düşünmüyorum ama bir gün bir kere bile düşünmedim. Ama iyileşirken hani bu kadar acılı yollardan olması gerçekten beni de çok yıpratıyor. Hani saçlarımı kaybetmek, özgürlüğümden hani yaşam kalitemin düşmesi vesaire vesaire bir sürü kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak artık gerçekten istemiyorum ama hani onunla savaşmak için, bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa onu kemoterapi alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Bakın konuştuğumda bile sesim gidiyor. Yürüdüğümde de aynı şekilde. Zaten bir tane ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. O derece kötü durumda ciğerlerim. Yani hal böyleyken o kadar sinirlendim ki bugün. Zaten bugün ben karar verdim. Ne oluyoruz ya? Hani bu kadar ileriye gidemezsin. İki adım attığımda da çok konuştuğunda nefesimi kesemezsin. Hani sen kimsin dedim. Hani kimsin de benim vücuduma bu kadar çok hükmederek benim hayatımı bu kadar kötü etkiliyorsun. Hani dedim madem etkiliyorsun o zaman alıyoruz o kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz dedim yani. Çünkü bunu yapmak zorundayız. Savaşmak zorundayım ben. Onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Evet çok acılı olacak. Yine bir sürü şey yaşamak zorunda kalacağım ama hiç bu sefer umurumda değil. Ben gerçekten hayatta yaşamayı çok fazla istiyorum ve hani bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Alırken çok çirkin oluyor. Benim makyajım akmamalı. Ve gerçekten son kararım da bu. Kesinlikle çok 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 savaşıyorum. Zaten yarın kemoterapiye başlıyoruz. Ve ben kazanacağım. Ben. Asla başkası değil. Nesli Can'ın vefat etmeden önce paylaştığı sitem dolu sözler insanlığı bir kez daha sorgulatırken sosyal medyanın da yeniden gündeminde. O mesajda şunlar yazıyordu. İnsanlar zannediyor ki tekrar tekrar kanser olurken popülerliğimin artmasından memnunum. Şaka gibisiniz.
Kanser olmaktan bahsediyoruz. Hem de çarpı 4 kere. Bunun karşılığında milyoner olsam bile bu kadar acıyı yaşamayı asla tercih etmezdim. Popülerlik de neymiş? Biz de bu video kaçmaz ailesi olarak Neslican'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.